Merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltıya sütlü biber yapacağım. Ama alışılmışın dışında bir tarif yapacağım. Normalde biberimizi sıvı yağla kavurup öyle yaparız. Ama bu sefer öyle yapmayacağım. Yarım bardak suyum var. Evet, yanlış duymadınız. Yarım bardak suyla önce biberleri pişireceğim. Sonra yağını ekleyeceğim. Bu yöntemle yaptığımızda ne etrafa yağ sıçrar ne de ortalığı batırır. Çok güzel sütlü biber yapacağım. Hem de mutfağımı batırmadan. Biliyorsunuz biber kızartması çok sıçrar ve ortalığı batırır. Ama bugün ortalığı batırmadan yapacağız biz bu işlemimizi. Böyle 8 adet biberim vardı. Onu doğradım. İnce biberle daha güzel oluyor. Başka biber de olsa olur. Hatta kırmızı biberle bile olur. Kapya biberle. Biberimi aldım, tavama doğradım. Şöyle iri iri doğradım. Doğrama şekli size kalmış. Daha küçük de doğrayabilirsiniz. Ama daha büyük olmasın. Doğradığım biberlerime yarım çay bardağı suyumu ilave ediyorum. Bunu yapmamın sebebi önce bu suyu çekene kadar biberler pişecek. Sonra sıvı yağını ekleyip kavurduğumda etrafı batırmadan, yağlandırmadan mis gibi tertemiz sütlü biber yapacağız. Hem de ocağımız, mutfağımız batmayacak. Normalde yağda yaptığında etrafı çok batırıyor. Ben de bu yöntemle yapacağım. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Muhteşem oluyor. Emin olun. Biberimi böyle hazırladım. Öbür malzemelerimi sayayım. Biber suyunu çektikten sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim. 1 su bardağı süt 200 milim. 1 yemek kaşığı tepeleme dolu un kullanacağım. Yarım çay kaşığı da tuz. Üzerine kullanacağım 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber kullanacağım. Acı seviyorsanız acı da kullanabilirsiniz. Biberim pişerken sosunu da hazırlayacağım. Biberler önce suyla pişiyor. Sonra yağla çevirdiğinizde muhteşem oluyor. Çok güzel oluyor. Hiç kızartmadan bir farkı kalmıyor. Biberim pişerken tatlı kaşığı tereyağını koyacağım erisin. Biberim pişerken bir taraftan da sosum hazırlansın. Yağımı eritiyorum. Biberlerim kaynamaya başladı. Altını böyle biraz kısıyorum. Biberlerim suyunu çekene kadar pişireceğim. Gerçekten muhteşem oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Kızartmadan farksız oluyor arkadaşlar. Tereyağım da eriyor bir taraftan. Şimdi sosumu hazırlıyorum. Biberim pişerken. Suyunu çekene kadar böyle karıştıra karıştıra pişireceğim. Biber direkt yağ girdiği zaman ne yaparsan yap ortalığı batırır. Ama böyle suda pişirip sonra yağ ilave ettiğinde hiçbir şey olmuyor. Yağım eridi, kızardı. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi ilave ettim. Sosumuz hazır. Tereyağı kızarınca hemen biberini koyup aldım ocaktan. Hiç ocakta tutmadım. Yanmasını istemiyorum. Biber eklediğim suyu çekti. Kısa bir sürede çekiyor zaten. Biberler de yumuşamış oluyor. Şimdi iyice kuruyana kadar tava şöyle közlenmiş gibi oluyor. İyice tavanın suyu çekiliyor. Tavanın suyu iyice kurudu. Biberlerin de kurumasını sağlayacağım. Böyle karıştıra karıştıra. Çok kolay ve
ocağa batırmadan çok da lezzetli sütlü biber yapacağız. Sıvı yağımı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağım vardı burada. Biberlerin suyunu iyice çektirdim, kavurdum. Şöyle biraz da yağla kavrulmasını istiyorum. Bunun püf noktası biber suyunu çektikten sonra iyice çektirmezseniz yağ koyunca yine sıçrar ama suyu iyice çekilirse yağ koyduğunuzda gayet güzel kavrulur. Bakın hemen kavruldu biberlerim. Bir yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Şöyle unumu da biraz kavuracağım. Biraz çevireceğim. Sütümü ilave ediyorum. Şöyle bir iki karıştırıyoruz. Kısık ateşte sütünü çekene kadar karıştıracağım yavaş yavaş. Çok lezzetli bir kahvaltılık. Ben çok seviyorum. Şimdi tuzunu da ilave ediyorum. Arkadaşlar bu tarifi kapya biberle de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Benim bugün bu biberim vardı evde. Onunla yaptım. Evet, yeterince pişti. Altını kapatıyorum. Şimdi sosunu dökeceğim. Bu direkt tavada yeniyor. Tabağa alınca çok güzel olmuyor. Kırmızı biber ve tereyağı ile hazırladığım sosumu döküyorum üzerine. Kahvaltılarınız vazgeçilmez olacak. Bir de bu su yöntemiyle deneyin. Çok beğeneceksiniz. Videolarımı beğenerek izliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.